benim hayatımdaki ikinci kırmızı nokta. E, i̇lkini yaş ortalaması hatırlayamayabilir ama biraz erotik bir şeydi. Yani 15 yıl içerisinde kırmızı noktanın anlamının bu kadar değişmiş olması benim için çok sevindirici. <laughs> Gerçekten. E, soyunmayacağım, böyle rahat devam edeceğiz. Öyle bir şey yok bu kırmızı noktanın üstünde. Bana X'e değerden bahsettiklerinde şöyle düşündüm. Acaba benim için hayata ne değer diye düşündüm. Ve bence hayata en çok değer olan şey insanın kendi gibi kendi olarak oyun oynaması. Ben bir sayısalcı değilim. O yüzden sizin karşınıza çok basit bir formülle geldim. Evet, çok basit bir formül. B2 U2 F2. Ben de şimdi sizlerle birlikte görüyorum formülü. B2 benim için hayatın en önemli noktalarından bir tanesi. Ben bir oyuncu olarak bugün biliyorum çok derinlik şeyler konuşuldu, çok kibar şeyler söylendi. Ben biraz Böyle ölümden sonra yaşamın sırrını verecek gibi bir şeyler anlatabilecek biri değilim. Öyle bir hayat hikayem de yok. Ee, çok başarılarla dolu bir geçmişim de yok. Ee, sadece benim bildiklerimi anlatabilirim. Bildiklerim şöyle başlıyor. B2, iki tane B'den oluşuyor. Ve benim için hayatın en önemli noktalarından bir tanesi. Başarıyı boş verin arkadaşlar. Güzel başladın. Değil mi? de kendini yakan konuşmacı olarak <laughs> sahneye. Başarıyı boş verin. Neden boş verin? İçinizde anaokulu ya da kreş okuyan var mı? Bir görebilir miyim ellerini? Geri kalanlar direkt ODTİ'ye geçti değil mi? Öyle. <laughs> Olur mu canım ben direkt MBA falan. Şimdi ben de gittim o anaokulu denen garip döneme, okul öncesi döneme. Bir gün anaokulu öğretmenim babamı çağırıyor. Ve babama diyor ki oğlunuz evrenin motor becerilerinin yeteri kadar gelişmediğini düşünüyoruz. O yüzden anaokulunu tekrarlaması gerektiğine inanıyoruz diyor. Bu aslında bir babaya oğlunuzun mental problemleri var demenin çok kibarca bir yolu takdir edersiniz ki. Ve şu an anaokulda sınıfta kalış hikayemi anlatıyorum. Yani Ottü'de <laughs> falan kalınca dertlenmeyin yani vizidir finaldir. Anaokulunda başladı. Çünkü benim hayatta en başarılı olduğum şey başarısız olmak. Yani bu konuda inanılmaz master degree'im. Ee, ve ben sınıfta kalıyorum anaokulunda, yani altıma kaçırıyorum hala ama sınıfta da kalabiliyorum, <laughs> bezli giderken. Neden diyor babam, hepinizin hatırlayacağı bir oyuncak var, böyle bir küp var, küpün üstünde bir üçgen var, bir yuvarlak var, hatırlıyor musunuz? Bir kare var, bir dikdörtgen var, yandaki parçaları oraya koymamız gerekiyor. Öğretmen beni üç kez plastik bir çekiçle üçgeni yuvarlaktan sokmaya çalışırken yakalıyor. Diyor ki bu çocukta bir bozukluk var, bir problem var, anlamadı konuyu diyor ve bu nedenle ben anaokulunu okulunu tekrar ediyorum. Ama buradan size ilk mesajım o günden bugüne kadar hayatım boyunca her zaman ve her yerde ben o üçgeni o yuvarlaktan sokmaya geç çalışarak geçirdim ve bundan çok mutlu oldum, çok keyif aldım. Benim hayal dünyam böyle gelişti. Teşekkür ederim. Kendi üçgeninizi kendi yuvarlağınızdan geçirin. Sonra Rubik küple ilgilenen var mı aranızda Rubik küp? Aa bak arkada var arkadaşlar. Skor var mı süre? 3,5 dakika. Süper. Bizim çocukluk dönemimizde Rubik küp yine bir başarı şeyiydi. E, simgesiydi yani. Rubik küp hepimize verilirdi. Rubik ben iki rengi yan yana getiremedim hiç. Yani öyle bir başarıya ulaşamadım. Zaten matematiksel bir dünyam da yok. Sonra şöyle bir şey buldum. O Rubik küpün üzerindeki renkler şöyle tırnağınızı taktığınız zaman yapışkanmış, çıkıyor. <laughs> Hepsini çıkardım. Renkleri yerleştirdim ve çizgi film izlemeye devam ettim. Yani <laughs> çok öyle uğraşmadım bununla ilgili. Başarısızlıklarımı anlatırsam sabaha kadar sürer ama süre var. O yüzden e, anlatmayacağım. Ama bu benim önüme konulan bunun içine bunu sokmak zorundasın hikayeleri. O bitti. İşte üniversite sınavında önüme gelen formla oldu. Vizelerde oldu. İşte e, final sınavlarında oldu. Orada oldu, burada oldu. Ben ne zaman üçgeni elime alsam yuvarlağın içinden sokmak için birileri bana kızdı. Ve ben de bu kızgınlığa çok kızdım. Ve o günden beri herkese şunu söylüyorum. Başarı diye tanımladığınız şey sizin kendi yolculuğunuz. Sizlere başarı diye gösterilen şeyin dışına çıkarsanız çok başarılı olacaksınız. Başarıyı boş verin derken kendi başarı hikayenizi kendi yolculuğunuzla yaratın diyorum. Standart gibi gelebilir ama o üçgenin dışında da bir yol var. Rubik küp de olduğu gibi. Yani kolaya da kaçabilirsiniz aslında. İkinci kural U2 biliyorsunuz, demin görmüştünüz. Bu da ODTÜ'de asla söylenmeyecek cümlelerden biri olabilir ama uzmanlaşmayı unutun arkadaşlar. Lütfen bu topa çıkmayın. Uzmanlaşmak dediğiniz şey bence... Yeni dünyada artık trendi bitmiş bir şey. Bence. Aslında eskiden de bitmişti ama hepinize söylemişlerdir. Yani bir şeyi yap iyi yap oğlum, bir şeyi yap iyi yap kızım, uzmanlaş burada uzmanlaş, şöyle yap böyle yap. Dünyada büyük hikayeler yazmış hiç kimse inanın bana uzmanlaşmadı. Yani Leonardo da Vinci'nin sadece resim yaptığını düşünsenize. Hem bilim adamı, hem ressam, hem tıpçı, hem eğitmen, hem o hem bu. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Büyük merak. Ben hayatım boyunca bir oyuncu olarak da bu salondaki herkesi bir gün oynama ihtimalime karşı yaşamlarını, davranışlarını merak ettim. Bununla ilgili bir tane hikaye var. Ee, geçenlerde bir arkadaşım bana söyledi. Çok keyif aldığım için size de anlatacağım. Konrad Lorenz diye bir adam var. Duydunuz mu ismini hiç? Çok normal. Konrad Lorenz bir etolog. Etolog kelimesini duydunuz mu? Evet, güzel, süper. Otü de bir el bekliyordum bu konuda en azından. Çıktı. Yanlış söyleyebilirim, kusuruma bakmayın ama bizim dünyamızdaki psikoloğun hayvanlar dünyasındaki karşılığı etolog. Doğru mu efendim? Davranış bilimi, pardon özür dilerim. Kusuruma bakmayın hocam. <laughs> davranış bilimi. Bu arkadaş kazlarla ilgili bir şeyi çalışıyor ve kazlarda annelik güdüsünün kalıtımsal mı olduğunu yoksa çevresel faktörlerle mi geliştiğini inceliyor. Google'a adını yazdığınızda kazların önünde yürürken fotoğrafları var. Bu konuda uzmanlaşmış ve bu çalışmalarıyla Konrad Lorenz Nobel alıyor. Nobel aldıktan sonra diyorlar ki neden bu olaya merak sardınız? Diyor ki çocukken benim bir bakıcım vardı. Bana bir tane masal anlatırdı. Uçan kazı hatırlayan var mı yaş olarak? Evet, uçan kazı bakıcısı çok fazla anlattığı için kazlarla ilgili bir gelecek yaratıyor kendine bu abi. Nobel'i alıyor. Nobel'i almaya gittiğinde şunu görüyor ki, uçan kazı yazan kadın da romanıyla Nobel almış. Dolayısıyla Nobel'i alan çalışma değil kazlar. <laughs> Sonra diyor ki arkadaş Konrad Lorenz diyor ki keşke başka yolculuklara da çıksaydım. Başka masallar da dinleseydim. Başka hikayelerin de parçası olsaydım. Uzmanlaşmayı unutun derken One Life One Joy diyorum ben. Bir tane hayatınız var. Ben 35 yaşındayken bir gün bir kitap açtım. Bir baktım erkek ortalama orta, şimdi artmıştır da ortalama ömrü 76.7. Dedim ki benim Mercerize kazağımı giyip baharın gelişini karşılayabileceğim 40 baharım kaldı. 40 tane. 100 değil, bin değil, 2000 değil, 40 tane kaldı. Ben bunu her şeyi tadarak geçireceğim. Geri kalanı sadece bir alanda bir tek şey için uzmanlaşarak geçiremeyeceğim. Benim gibi bunu böyle yapanlar kimler? Meryl Streep, Steve Jobs, Leonardo da Vinci. İnşallah buraya konuşmacı olarak o şekilde de gelmeyi ileride umut ediyorum. Üçüncü Maddemiz ne? F2. F2 aslında herkesin çok anlattığı, her konuştuğu bir şey ve size klişe gelecektir. Farkını fark et. Dı 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 Farkını fark et. Şöyle, bu farklı olma konusu Türkiye'de biraz yanlış anlaşıldı. Ben Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim okurken farklı olmayı böyle saçı maviye boyatıp değişik giyinmek olarak algılıyordum. O değilmiş, çok sonra anladım farklı olma durumu. Bir şeyin klişe olması çok zaman alır ve çok zor bir şeydir klişe olmak. Dolayısıyla fark kısmının klişe olması bence değerli. Ama ben başka yerden bakıyorum. Farklı olmak, içinizde ilkokula gidenleri görebiliyorsunuz. <laughs> çok komik bir soru oldu. İlkokulda önlük giymeyen var mı içinizde? Öyle sıra dışı bir marjina. Ne oldu hocam, nerede okudunuz? Norveç mi? Ha, sizde yoktu, okey. Ortaokulda üniforma giymeyen, Yok, bir kişi siz giymediniz. Lisede üniforma giymeyen güzel liselerde okumuşsunuz. Süper. Şimdi bizim yaygın eğitimimizde biliyorsunuz böyle bir standart kostüm var. Ben ilkokulda babama sordum. Dedim ki baba ben niye önlük giyiyorum? Siyaha denk geldim. Gelen azdır. Diğerleri mavidir. Ee, niye giyiyorum dedi ki oğlum dedi olan var olmayan var alan var alamayan var böyle tek tip birbirimize şey yapmayalım falan böyle işte tipik memur ailesi tanımlamalarıyla geçiştirdi konuyu. İlkokulda üniforma giydim ortaokulda üniforma giydim lisede üniforma giydim üniversitede 4 yıl reklam arası aldım sonra iş hayatına geçtim biri bana dedi ki fark yarat. Ya ben 20 yıl farklı olmamak üzerine büyütüldüm aynı gezelim diye. Nasıl olacak bu fark yarat. Müşterinin karşısına geçtik, fark yarat, fark yarat, fark yarat. Ben bu fark işini kafaya taktım. Kafaya taktıktan sonra fark işini şunu anladım. Hiçbirinizin DNA'sı birbiriyle aynı değil. Kendiniz olursanız çok farklısınız. Başka birinin hayaline farklı olmak için girmeyin. Başka birinin görselliğinin içine girmeyin. Siz kendiniz olursanız oldukça farklısınız. O zaman farklı olacaksınız. Benim de hayat hikayem geri kalan hayatımı kendim olmaya çalışarak geçti. Böyle de geçecek. Sonra dedim ki ben bu kadar kendin ol, işte başarıyı boş ver, uzmanlaşmayı unut. Sonra hayatımıza bugün bazı konuşmacıların da değindiği gibi sosyal medya diye bir şey girdi. La Casa del Papel dizisini izleyen var mı içinizde? <laughs> Bayağı iyiymiş. Güzel. Yeni sezon geliyor onu söylemek için geldim ben. <laughs> Süper. Ben de izledim aynı diziyi. Beğendiniz diye tahmin ediyorum. Ben de çok beğendim, zaten suç var, kriminal bir şey falan. Bir tane profesör var, izlemeyenler için spoiler vermeyeceğim, açtığınızda yanda yazanı söyleyeceğim. Ee, bir tane profesör var, eski suçluları topluyor ve diyor ki arkadaşlar toplanıyoruz, üç yıl boyunca kusursuz bir plan hazırlayacağız, İspanya darphanesine gireceğiz, para çalmayacağız, kendimize para basacağız. Zaten devlet de bunu yapıyor, biz de yapabiliriz, suç değil bu diyor. Bunlar üç yıl boyunca çalışıyorlar fakat profesör diyor ki, grup lideri, Arkadaşlar diyor bugüne kadar olan isimlerinizi unutun lütfen. Şimdi hepiniz birer şehir ismi seçin. Şehir ismi seçtikten sonra da bunlar artık sizin bu süreç boyunca isminiz olacak diyor. Biri diyor ki ben Berlin'im. Biri diyor ki ben Nairobi'yim. Biri diyor ki ben Tokyo'yum. Biri diyor ki ben Oslo'yum. Hatırlıyorsunuz. Hatta Berlin benim fenomenim yani. Bu adam böyle planı kuruyor. Ve gerçekten çok başarılı oluyor. Ben diziyi izledim, harika geçti. Aradan bir süre geçti, bir akşam evde oturuyorum. Ben de Instagram'dan bir story atacağım. Birinci filtreyi geçtim, Tokyo yazdı. İkinci filtreyi geçtim, Oslo yazdı. Üçüncü filtreyi geçtim, Berlin yazdı. Ve o gün anladım ki dizide de olduğu gibi biz olduğumuz gibi görünmemek için bu yüzyılda sürekli kendimize filtreler yaratıyoruz. Sürekli yeni filtrelerin içine giriyoruz. Bunun psikolojide yeni yeni konuşulmaya başlayan adı da on Yani kendine bir kaldıraç yaratıyor birey. O kaldıracın üzerinde kendini kaldırıyor ve orada kendini görmeye başlıyor. Tıpkı dizide olduğu gibi suçun üstünü de yaşadıkları şeyin üstünü de geçmiş kimliği bırakarak yepyeni filtrelerle geliştiriyorlar. Fakat on ben ilk duyduğumda kelimelerle oynamayı çok severim. Kelimelerin başka ne anlamı olabilir diye baktım ve şöyle bir şey çıktı. Instagram'ın bu kadar filtresine rağmen son bir buçuk yıldır en çok paylaşılan hashtag no filter. En çok paylaşılan. Herkes no filter olmaya çalışıyor ama Tokyo yapıştırıyor. yalandan. No make up da çıktı şimdi ama. insanın no filter olması ne demek? Biz, ben hayatım boyunca başka rollere girmek üzere çalışmış biriyim hep başka rolleri oynamak zorunda. Bir gün Walter oldum. Yani o kadar da hastalıklı bir meslek ki Yani kuliste Adana dürümüyorsun. Buraya Danimarka prensi olarak çıkıyorsun falan. Yani kayışın kopması çok normal tabii yani zihin olarak. Bunun arasında bir filtresiz yaşam bulmak zorundaydım. Ve onun formülünü şöyle buldum. Sadece kendimiz olarak, kendimiz kalarak, kendi hikayemizi kendimiz yazarak ancak no filter olabiliriz. Bundan sonraki hayatınızda çok filtresiz, uzmanlaşmadığınız, başarısızlıklarla dolu ve farkınızı fark ettiğiniz bir hayat diliyorum hepinize. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ ol.